Evet sevgili Bogomiller, size bugün bir kalecinin hazin hikayesini anlatacağım. Dünya çapında bir kaleciyken, Dünya Kupası'na ulaşmasına ramak kalmışken bir anda kendi ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen, persona non grata ilan edilen Moacir Nascimento Barbosa'nın hikayesini anlatacağım. Temmuz 1950, 4. Dünya Kupası. Dünya Kupası 12 yıldır yapılmamış, savaş araya girmiş ve 1950'ye gelindiğinde artık herkes sabırsızlıkla Dünya Kupası'nı kimin alacağını bekliyor. Ama bir yandan da beklemiyor çünkü Brezilya zaten şampiyonluğu çoktan ilan etmiş. Çünkü 1949'da Copa Amerika'da finalde 7-0'la aşmış rakibini. 1950 Dünya Kupası da biraz ilginç bir Dünya Kupası. Takımlar gitmiyor. Çünkü çok uzakta ve para yetiştiremiyorlar. Öyle ki 16 takım bile bulamamışlar, 13 takım oynamışlar ve grupla oynanıyor. Dolayısıyla 4 grup var ama 4-4-3-2 diye dağılmış mesela gruplar. Çünkü aslında 4x4'ü bile bulamamışlar. Zaten Türkiye'de 1950 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı. Bu da benzer bir durumdan hak kazandı. Nasıl oldu? Avusturya katılamayacağım dedi. Bu kadar param yok dedi. Savaş sonrasında yıkmış Avrupa'sında ben ta Brezilya'ya kadar adamı yollayamam dedi. Bunun nedeniyle Suriye'yle bir maç yaptık. Bizim Lefterli, Gündüz Kılıçlı, Şükrü Güles'in de yani efsane bir kadro. Suriye'yi 7-0 yendi ve gitmeye hak kazandı. Fakat bizimkiler de para bulamadı. Ama baştan programsızlıktan dolayı baştan para bulamayacaklarını anlamadıkları için biz de gidemedik. Dolayısıyla çok aslan gitti ve şöyle bir durum yaptılar. İlginç de bir şey. 1930'daki gibi bir eliminasyon sistemi var. Şöyle ilk başta 4 grup oluyor. 4-4-3-2. Ondan sonra bu grubun birincileri kendi aralarında bir grup daha yapıyorlar. Bugünkü gibi gruplardan çıkıp işte 16 takım birbiriyle eşleşmiyor. 34-38'de böyleydi. Bu 30'da ilk dönemmiş metodu dönüyor. Neden? Brezilya diyor ki ben diyor bu kadar para harcadım. Bana bilet geliri olarak geri gelmesen daha çok maç olsun diyor. FIFA diyor ki olmaz öyle şey. Brezilya diyor ki o zaman ben de Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapmaktan vazgeçerim. Mecburen böyle saçma bir Dünya Kupası var ortada. Yani aslında şampiyon son maça da kalmıyor ama son maça kalıyor. Brezilya'nın galip gelmesi gerekmiyor. Berabere kalsa zaten iş götürecek. Brezilya Uruguay'la karşı karşıya. Uruguay daha önce kupayı almış zaten. O da kupa görmüş, kupanın ne olduğunu bilen bir takım ama Brezilya herkes favori gösteriyor. Hikayemizin kahramanı Moacir Nascimento Barbosa. Moacir pek Portekiz'de duyulan bir isim olmamış olabilir ama Tipu yerlerinden gelen ve ana dille de geçen bir garip isim. Barbosa çok iyi bir kaleci, Vasco da Gama'nın kalecisi ve efsane bir Brezilya kadrosu oynuyor. 1950 Brezilya kadrosunun Dünya Kupası'nı alacağına herkes inanmış. Tarih 16 Temmuz 1950. Dünyanın en büyük stadı Maracanã stadında 4. Dünya Kupası'nın final oynadı. Ve final maçında 199.854 kişi olacak. O zamanlar için muazzam rakamlar. Tabii şehirler de bu kadar büyük değil. Bugün artık 78.000 kişiye kadar düşürülmüş kapasite. Zaten 150 bin kişi geçen de sadece 26 maç oynanmış. 1950 Brezilya çok iyi bir takım. Hatta bugün bile 1970 Brezilya yani Pele'li, Didi'li Brezilya'dan çok daha iyi bir Brezilya olduğunu iddia edenler bile vardı. Dolayısıyla herkes Brezilya kazanacak diye bekliyor. Stad hınca hınç dolu. Herkes Brezilya'dan çok şey bekliyor ve maça çıkıyorlar. Maçın ilk yarısı 0-0 devam ediyor. Sıkıcı bir ilk yarı. İkinci yarının başında bir tane gol atıyor Brezilya. Herkes rahatlıyor. Zaten 1-0 Brezilya'nın 2 gol yiyeceği yok ya. 66. dakikaya doğru Brezilya bir gol yiyor ama herkes gene çok emin. Hiçbir şey olmaz. Hani Brezilya bu işi götürür. Fakat 79. dakikada sol kanattan geliyor Uruguay bir gol atıyor. Golü de bizim kalecimiz Barbosa öne doğru bir adım atıp kapattığı köşeden yiyor. Yani hakikaten çok kova bir gol. Yani bu Vasco da Gama ve dünyanın en önemli kalecilerinden biri olmasına rağmen çok kötü bir gol yiyor. Ve herkes şok oluyor. Şimdi o dönem iyi anlamak lazım. Basın haberi yazmak bile istemiyor. Dolayısıyla hemen bir günah keçisi haline getiriyorlar Barbosa'yı. Bir anda onun hatası yüzünden kupanın kaybedildiği, Brezilya'nın hayallerinin işte bir kişi yüzünden söndürüldü, bunun ihanete yakın bir şey olduğu, işte bu tip yayınlar yapılıyor. Zaten günah keçisi o demek değil mi? Scapegoat, book emissar dediğimiz. Bütün nefretini toplum, bütün endişe bir kişi üzerinde ölçülü bir şiddet uygulayarak gidermek zorunda. Bu adam Barbosa oluyor. Hayatı boyunca kurtulamayacağı bir laneti bütün bir millet hayal kırıklığını ona yüklemiş oluyor.
İlk önce maçı anlatan spiker spikerliği bırakıyor. Diyor ki ben böyle bir felaketten sonra spikerlik yapamam diyor. Buna benzer bir olay 2000 seçimlerinde de olmuştu. Hatırlarsanız Al Gore'la George W. Bush çok birbirine yakın oylar almıştı. Ve bir Amerikan televizyonunda anchormanlardan, sunuculardan biri Al Gore'u erkenden kazanan ilan etmişti. Daha sonra iş öteki tarafa kayınca biraz da hile hurda da olduydu orada. Adam gözyaşları içinde artık benim güvenilim kalmadı bu işi bırakmak zorunda demiş. Çünkü ekranda hep o adamı görüyorsunuz ve artık o adam sizin için dünyanın en büyük fiyaskosuyla özdeşleştiği için o da bir nevi personadan gratis edip kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Buna benzer bir şey aynı bizim o spikere de oluyor. Onun dışında statta aynı anda iki kişi intihar ediyor. Daha henüz maç sırasında. İlerleyen günlerde başka insanlar da Brezilya'da intihar edecek üzüntüden. 1994'te Baggio'nun kaçırdığı penaltıdan sonra mesela İtalya'da böyle olaylar olmamıştı. 50'lerde çok daha önemliymiş demek ki. Futbol ya da Brezilya toplumu için belki çok daha önemli. Yıllar sonra Fenerbahçe gelecek Didi mesela günlerce yemek yemedim. Evde yemek yapasım gelmedi. Böyle boş boş oturdum. Kendime gelemedim diye açıklama yapmış mesela. O kadar önemli bir şey gibi. İşin daha kötüsü Brezilya basını haberi vermek istemiyor. Haberi yazmak istemiyor. Herkes bir anda böyle bir complete denial, tam bir red içine düşmüş. Maçtan sonraki bırakılığı en çok bizim Barbosa'yı vuruyor. Milli takıma devam edecek. 1953'e kadar oynayacak ama hatta bir gün bir tane fırına girmiş de kadının bir elinde çocuk demiş. S.O.M. Kefezo Brezilya Şorar. İşte Brezilya'yı ağlatan adam bu diye falan. İçine çok şey yapmış. Dediğim gibi adam böyle hep bu şeyle yaşamak zorunda kalıyor. İşte bugün bile kız açıklama yapıyor. Babam ayıp edildi falan filan. Daha da ilginç 93 yılında Brezilya milli takım kampına geldiği zaman kampa almıyor idareciler bu. Sen uğursuzluk getiriyorsun diye. Kendisini böyle bir outcast'e çeviren, bir çirkin ördek yavrusu muamelesi görmesine neden olan bu süreçle ilgili çok enteresan bir şey söylüyor. Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıl ben işlemediğim bir suçtan dolayı 43 yıldır bunun cezasını, ceremesini çekiyorum diyor. Sonunda 90'larda karısı ölünce evini falan satacak. Yokluk içinde hayatını kaybedecek 2000 yılında. Tabii bu tek olay değil. Buna benzer bir olay daha hatırlıyoruz. Andres Escobar'ın olayı. 1990 Dünya Kupası'nı hatırlayanlar. 30 numaranın iki tane olayı çok enteresan. Biri Andres Escobar'ın grup maçında kendi kalesine gol atması. Soldan kesiyorlar. Bu da Plase ile resmen golü atıyor. Korner atacağını. Golü atıyor ve Kolombiya eleniyor. Gidiyor Kolombiya. 5 gün sonra da bir gece kulübünün otoparkında 3 kişiyle tartışıyor. Bunlar da bunu çekip vuruyorlar. Yenen gol sırasında spiker 6 kere gol diye bağırdığı için bu da silahını 6 kere ateşliyor ve her kurşunda gol. Gol, 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 gol diye bağırıyor ve Andres Escobar böyle saçma sapan bir neden dolayı hayatını kaybediyor. Hemen ardından bir halk kahramanı haline geliyor. 2000'lerin başında heykelini de diktiler medeyine ve 120 bin kişinin katıldığı bir cenaze törenine defnediliyor. Escobar'la ilgili çok enteresan bir şey de BBC'nin özür dilemek zorunda kalması Escobar öldürülünce. BBC'nin sunucularından biri "He wasn't shooting for a mistake like that." Böyle bir hatadan dolayı vurulmayı hak ediyor gibi bir ifade kullanmış. Bunun üstüne de 3-4 gün sonra Escobar tesadüfen öldürülünce bir anda BBC kendini çok müşkül bir durumda buluyor. Escobar'la akraba değil, sadece ikisi de medeyi indi. Aynı soyadına sahipler. Escobar zaten sık görülen bir soyad Kolombiya'da. Ama Medellin'li bir başka topçu. Higuita. Onun Escobar'la alakası var. Bu da çok enteresan bir topçu. Bu bir kaleci ama 41 tane gol atmış kariyerinde. 1990 Dünya Kupası'ndan hatırlayacaksınız. Açılıyordu böyle. İşte ortalar yapıyordu. Oyuna giriyordu. Bir grup maçlarında Kolombiya'yı ikinci tura taşınmasına rağmen sonra gene böyle artistlikler yaparken Roger Milla'dan topu kapıp gol yemişti. Öyle de Kolombiya elenmişti ama buna böyle bir şey yapılmadı tabii. Çünkü zaten o da bir kahraman seviyesine o zaman çoktan ulaşmıştı. Çok enteresan bir topçuydu. Escobar'la alakası da Escobar önemli birinin çocuğunu kaçırıyor. Bu da aracı oluyor ve komisyon aldığı için 7 ay hapis yattı. Ama zaten biz dizden de biliyoruz. Medellin böyle bir yer. Suça bulaşmayan, mafyaya bulaşmayan. Özellikle böyle otoritenin çok oturmadığı yerlerde bahisle alakalı olduğu için mafya grupları işte ne bileyim spor, baskettir, güreştir, futboldur. Bunlarla ilişkiler kurar. Hani şunu unutmayalım. Futbol sadece futbol değildir derken bunu kastetmiyoruz. Hani ondan daha büyük bir hayat felsefesi falan gibi ifade ediyoruz. Futbol sadece futbol değildir. Bu kötü bir örneğini göstermiş olduk. İnsanların nasıl duygusallaşabildiklerini bir spor müsabakasına ne kadar büyük anlamlar yükleyebildiğini ve bu anlamlar üzerinden yeri geldiğinde şiddete, bazen bu tek kerelik bir şiddet çıkarıp birini gol gol diyerek 6 kere vurmak, bazen de bir ömür boyu bir insanı dışlamak, ayıplamak, ona hayatı zindan etmek şeklinde geliştiğini gördük. Evet arkadaşlar, bugün imkansız hikayelerde futbolun saçma bir yönünü anlattık. Nasıl işin kontrolden çıktığını anlattık birkaç örnek üzerinden. Size biraz futboldan bahsetmek istedik. Kaleciliğinde ne kadar zor bir meslek olduğunu böylece Barbosa ilk elden öğrenmiş oldu. Onca kariyer, onca prestijli maça çıkmak, işte alın akıyla oradan çıkmak para etmiyor. Bir hata, öne doğru atılan bir adım ve kapattığın köşeden de gol yemezsin de Barbosa. Futbol hepimizin ateşli bir şekilde sevdiği bir şey ama ateşli silahlara başvurmadan sevmeye çalışalım. Şiddete başvurmadan sevmeye çalışalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere.